Para Ajansı'ndan merhabalar efendim. Bugün 5 Ağustos 2024 Pazartesi. Yepyeni bir haftaya girdik. Güne yansıyan ekonomi ve finans dünyasına ilişkin önemli gelişmeler var. Aktarmak üzere karşınızdayız. Ben Özlem Çamoğlu. Gündemin öne çıkanlarıyla başlayalım. Borsa son günlerde hareketliydi tabii ki. Neler var gündeme yansıyan bakalım. Herkes tabana, halka arz tavana başlığıyla yer almış. DCD Trading, dış ticaret. Geçtiğimiz günlerde halka arz olmuştu. Şirketi yaptığı hareketle yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başardı. Şirketin tüm piyasalar çakılırken yükselmesi de ayrıca dikkat çekti. Geçtiğimiz 3 günde de tavan hareketi yapmayı başardı. Böylece yatırımcısına %32 oranında getiri sağladı. Şirketin bu hareketini daha ne kadar devam ettireceği ise soru işaretleri arasında. Ve devam edelim. 2 gün sonra bu şirkette 100 lotunuz 800 lot olacak. Türkiye'nin tekstil şirketlerinde Yunsa, Yunus Sanayi ve Ticaret AŞ 21 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında sermaye artırımı kararlarından birini almıştı. Şirket yönetimi bu işlemle birlikte sermayesini 60 milyon TL'den 480 milyon TL'ye çıkaracağını açıklamıştı. %700 oranındaki bu artış sayesinde yatırımcılar sahip oldukları her 100 lot hisse için 700 lot bedelsiz alarak toplamda 800 lot hisseye sahip olacaklar. Yapılan sermaye artırımının başvurusu 1 Ağustos tarihli SPK bülteninde onaylandı. Bedelsiz sermaye artırımı hak kullanım tarihi ise 7 Ağustos 2024 tarihi olarak belirlendi. Bir kap açıklaması mevcut detaylarıyla şirketimizin sermayesinin iç kaynaklardan karşılanmak üzere 480 milyon TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 420 milyon TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin pay ihracı ve esas sözleşmenin sermaye başlıklı SPK 6. maddesinin tadili SPK tarafından onaylandığına dair bir açıklama da mevcut aynı zamanda. Ve teknoloji şirketi %350 getiri sağladı. Bugün taban bir diğer haberin başlığı. Fonet Bilgi Teknolojileri AŞ güne düşüşle başladı. Şirket yaptığı bu hareketle yatırımcısının canını sıktı. Geçtiğimiz 5 gün içerisinde %17 zarar ettirdi. Ayrıca haftaya da hızlı başlayan şirket bugün de %10 oranında değer kaybederek 20,06 TL bandına geldi. Bir ayda şirket %27 oranında getiri sağlamayı başardı. Bu yükseliş trendinin daha ne kadar süreceği ise soru işaretleri arasında aynı zamanda teknoloji şirketinin. Ve Uşak'ta 2.580.000 dolarlık GES yatırımı yine bir diğer haberin başlığı. Uşak'ta büyük bir güneş enerjisi santrali kuruluyor. Detaylara bakacak olursak Bera Holding bünyesinde Adaçal Endüstriyel Minerallerden Uşak Eşme'ye büyük güneş enerjisi yatırımı yapılıyor. Projede panel tedariki Sunilage Enerji Sistemleri Sanayi Ticaret AŞ tarafından sağlanıyor. Diğer ekipmanlarsa İşçilik Metsan İnovasyon Enerji Ticaret AŞ şirketi tarafından da gerçekleştirilecek. Detaylara bakalım. Toplamda 2 milyon 580 bin dolara mal olacak. 2024 yılı içerisinde tamamlanarak üretime geçmesi hedefleniyor. Aynı zamanda şirketin detaylarda yine Uşak Eşme ilçesinde olacağı belirtilmiş. Güç olarak 6000 kW ila 6980 kW. Toplam maliyet 2 milyon 580 bin dolar demiştik. Tamamlanma yılı da bu yıl içerisinde olacağı yönünde bilgi var. Bera Holding'den gelen resmi açıklama yine detaylarıyla haberin devamında yer bulmuş. Ve bir diğer haberin başlığıysa devlet projesinde 18 milyar 686 milyon 205 bin TL'lik sözleşme deniyor. Düzeltiyorum, 18 milyon 686 bin şeklinde. Bir teknoloji şirketi Antalya Hava Meydan Komutanlığı ile çevre güvenlik kamera sistemleri için 18,7 milyon değerinde bir sözleşme imzaladı. Türkiye'nin önde gelen teknoloji firmalarından biri MİA Teknoloji. Sıklıkla size de MİA Teknoloji ile ilgili haberleri veriyoruz, yansıtıyoruz. Şirket Antalya Hava Meydan Komutanlığı Milli Savunma Bakanlığı ile çevre güvenlik kamera sistemi alımı kapsamında 18 milyon 686 bin küsuratı ile birlikte KDV dahil tutar bu. Bir sözleşme imzaladı. 2 Ağustos 2024 tarihinde imzalanan sözleşme taraflar arasında da tamamlandı. Detaylarda KDV dahil 18 milyon 686 bin 205 TL olduğuna dair bilgi var. İmzalanma tarihi 2 Ağustos. İş kapsamı ise çevre güvenlik ve kamera sistemi alımı. Yine şirketten gelen resmi açıklamam detaylarda mevcut. Ve bir diğer haberin başlığı Marvaş Menkul Değerler AŞ tarafından Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ fiyat tespit raporuna ilişkin değerlendirme raporu yayınlandı.
Halka arzı ucuz mu Bahadır Kimya'nın? Rapora bakalım. Haberdar edilmiş. Halka arz detaylarında tarih 5 ila 7 Ağustos arasında olacak. Halka arz fiyatı lot başına 51 TL. Bireysel yatırımcıya eşit şekilde dağıtılacak. Pay miktarı ise 16 milyon lot şeklinde olacak. Her iki analiz yöntemine eşit ağırlık verilerek şirketin ortalama halka arz öncesi öz sermaye değeri de 2 milyar 868 milyon 750 bin 225 TL olarak hesaplandı. Bu değere göre %20 halka arz iskonto oranı uygulanarak halka arz pay başına değer 51 TL olarak da belirlendi. Bahadır Kimya halka arz oluyor. Ucuz mu pahalı mı tartışılır tabii ki. Yatırımcıların bilgisine sunmuş olalım bunu da. Ve bir otomotiv hissesiyle devam edelim. %47'den fazla yükselecek. Aracı kurum al dedi. Tofaş'tan bahsediyoruz. Türk Otomobil Fabrikası hisseleri için hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. Şeker Yatırım Tofaş için hedef fiyatını güncelledi. Aracı kurumların hisseleri için hedef fiyatları tabii devam ediyor. Şeker Yatırım'ın yaptığı açıklamada ise Tofaş için hisseler hedef fiyatı 387 olarak belirledi. Tavsiyesini de al olarak korudu. Şeker Yatırım'ın bu değerlendirmesi Toaso hisselerinin mevcut piyasa fiyatı olan 261,50 TL'ye göre %47,99 oranında bir prim potansiyeline işaret ediyor. Neredeyse yarı yarıya katlanacak şeklinde Şeker Yatırım'ın bir al tavsiyesiyle birlikte hazırladığı bir hedef fiyat var. Ve bu hisse senedinin gelecekte önemli bir değer kazanma olasılığında yüksek olma potansiyeli görülüyor. Yatırımcılar Şeker Yatırım'ın bu olumlu beklentilerini dikkate alarak Tofaş hisselerine yönelik ilgilerini arttırabilirler. Şeker Yatırım'ın bu değerlendirmesi hisselerin gelecekteki performansına yönelik olumlu bir görünüm sunuyor. Bakalım ilerleyen günlerde nasıl ilerleyecek Tofaş'ın akıbetini tabii ki sizlerle buluştururuz. Paraajans.com.tr internet sitemiz, para ajansı YouTube adresimiz. Sizleri güncel gelişmelerden haberdar ediyoruz. Editörlerimiz çalışıyorlar sizler için. Borsadaki hareketlilik, şirketlerdeki son durum, halka arz olan şirketler gibi birçok önemli konuyu da sizlerle buluşturuyoruz. Bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.